Merhaba arkadaşlar, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere orkide budanması hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Orkideler nasıl budanır? Orkide budanırken nelere dikkat edilir? Orkideler hangi aylarda budanması gerekir? Budanırken en çok nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu konularda size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak orkidelerde budanma ne zaman yapılmalı? Orkidelerde budama işlemi çiçekleme döneminin sona erdiği andan itibaren başlar. Bu şekilde orkidelerimiz çiçeklerini tamamıyla döktükleri zaman, bakın şu anda hiçbir çiçek yok. Genelde orkideler çiçeklenme döneminin sonunda budama işlemi yapılır arkadaşlar. Bu dönemde genel olarak ilkbaharda başlar ve Eylül'ün sonuna kadar devam eder. Bu dönemlerde orkidelerde budama işlemleri, yani çiçeklenme dönemi sona erdiği zamanlarda başlar arkadaşlar. Aslında en güzeli, en önerilen, en güzel budama zamanları arkadaşlar Haziran ve Temmuz aylarıdır. Bunun nedeni, yaz aylarındaki budanmanın nedeni de şudur. Affedersiniz. Çiçeklerin kökleri daha çabuk kendini toparlar, daha çabuk gelişim gösterir. Daha hızlı bir şekilde çiçek açmaya başlar. Onun için de Haziran ve Temmuz ayları budama işlemi için en uygun aylardır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama genel olarak ilkbaharın sonundan Eylül'ün sonuna kadar devam eder arkadaşlar. Bu da çiçekleri döküldükten sonraki dönem budama işlemi başlar. Arkadaşlar orkideler enfeksiyonlara karşı aşırı derecede duyarlı olduklarından budama işlemi yapılmadan önce kesinlikle ellerimizi ve kullanacağımız makası dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ellerimizi yıkarken de şu şekilde antibakteriyel sıvı sabunlarla ellerimizi tamamıyla temizlememiz gerekiyor. Çünkü çiçekler kesinlikle, orkideler çok çabuk enfeksiyon kapıp hastalanıp ölebiliyorlar arkadaşlar. Ve makasımızı da %5 ile %10 seyreltilmiş çamaşır suyuyla beraber dezenfekte edeceğiz. Kurulayacağız, böyle tertemiz pırıl pırıl olması gerekiyor arkadaşlar. Bu orkideler için çok hassas bir nokta arkadaşlar. Kesinlikle makasımızı temizliyoruz. Ellerimizde antibakteriyel bir sabunla beraber güzelce yıkıyoruz. Gelelim budama işlerine arkadaşlar. Budama işlemi yapılırken en çok yapılan hatalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bakın orkidelerimizde şu şekilde hava kökleri vardır arkadaşlar. Bu hava kökleri bazen çok fazla çıkabiliyor. Böyle aşağı sarkanlar olur. Çok uzun. Benimkinde şu anda çok fazla yok, görüyorsunuz. 3-4 tane var. Ve hatta büyüyecek olanlar var. Bunlar kesinlikle kesilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu hava köklerini keserseniz, çok affedersiniz, çiçeğinizin hayat damarlarından bir tanesini kesmiş oluyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar havadan aldıkları nemle beraber fotosentezin daha hızlı bir şekilde köklere ulaşmasını sağlıyor. Diyelim ki çiçeğinizin köklerinde büyük bir problem, bir sorun var ve kök çürümesi var ve köklerinizdeki problemler, şöyle gösterelim. Şu an köklerimiz çok sağlıklı, görüyorsunuz. Hiçbir şekilde kuru bir kök görmüyorsunuz. Diyelim ki bu köklerde problemler başladı. Bunlar kararmaya başladı, çürümeye başladı. O zaman bu hava kökleri devreye giriyor ve havadan kaptığı, havadan topladığı nemlerle beraber sizin köklerinizin iyileşmesini, belki de çiçeğinizin ölmemesini sağlayacak. Yani bu kökler sizin çiçeğinizin, orkidenizin hayat sigortası. Arkadaşlar bunu kesinlikle kesmeyeceğiz. Bunu kesersek çiçeğimizin hayat damarlarından bir tanesini kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu ne zaman kesilir? Bunu hiçbir zaman kesmeyin arkadaşlar. Bu kararmış, kahverengi bir renk almış olabilir, buruşmuş olabilir, böyle elinize tuttuğunuz zaman yumuşak gelebilir. O hala canlıdır. Ne zaman almanız gerekir? Böyle kapkara olur, çürür. O zaman çürüdüğü yerden itibaren, sağlam yeriyle çürük yerin arasından kesilebilir. Ama genelde canlıdırlar. O kafanızı karıştırıp da onu lütfen kesmeyelim arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Özellikle şuna da dikkat edelim. Bazı arkadaşlarımız yapraklar canlıyken yapraklarından kesiliyor. Köklendirme işlemi yapmak için farklı nedenlerden yapraklardan kesim yapılıyor. Bu yapraklardan kesinlikle kesim yapmıyoruz. Biliyorsunuz orkideler çok çabuk enfeksiyon kapabilen çiçekler olduğu için
kesinlikle bu yapraklarımızı biz kesmiyoruz. Kestiğimiz yerden itibaren bütün hastalıkları anında kapıp çiçeğinizin ölümüne yol açar. Bunları ne zaman keseceğiz? Ne zaman ki çok çürüyecek, kuruyacak, ondan sonra o yaprakları kesebiliriz. Onun haricinde böyle canlı, hatta güneş yanıkları olan yaprakları dahi kesmiyoruz arkadaşlar. Onlar kendileri ne zaman kesileceğine çiçeğimiz kendisi karar veriyor. Nasıl karar veriyor? İyice kuruyor, çürüyor. Ben artık bu yaprağımı alabilirsiniz diyecek seviyeye gelmesi gerekiyor. Yoksa asla ve asla yapraklarına dokunmuyoruz. Bakın benim bu orkidem çok güzel. Alttan da yapraklar vermeye başladı. Ben yazın tatile giderken buna nasıl bir sulama yöntemi yapmıştım arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane su şişesinin kapağını delmiştim. Şöyle üzerinden üzerine tutturmuştum. Böyle destekle beraber geldiğimde orkidemin kesinlikle ölmediğini gördüm arkadaşlar. Bakın köklerim de çok sağlam. Ama yaz döneminde çiçekleri çok güzel açmıştı biliyorsunuz. Ve çiçeklerini döktü görüyorsunuz. Ve şu anda budama işlemini yapmam gerekiyor arkadaşlar. Daha güzel çiçek vermesi için onu teşvik etmem gerekiyor. O yüzden de şimdi budama işlemine geçeceğiz. Orkidelerde yılda 2-3 kez arkadaşlar çiçeklenme oluyor. Yeniden çiçeklenmesi için de orkidemizin sapını kontrol edeceğiz. Bu çiçek sapı hemen şöyle alalım. Destek çubuğunu çıkaralım arkadaşlar. Çünkü budama işlemine geçeceğiz. Yılda 2-3 kez çiçek veriyor orkidelerimiz. Orkidelerimizin budanmasında şu çiçek dalına, çiçek sapına çok dikkat edeceğiz. Bu çiçek sapı tamamen kurumuşsa, kahverengiye dönüşmüşse bunu tamamen şöyle kökten keseceğiz. Korkmayın, tamamıyla kökten keseceğiz arkadaşlar. Kökten keseceğiz. Yeniden çiçek sapları zaten kısa sürede oluşuyor arkadaşlar. Ama bunu bu budama işlemini yaparken bu sapın yeşil olduğunda yaparsak daha çok çiçeklenmeye teşvik edebiliriz. Bakın benimkinin sapı gayet yeşil ve ben bunun budamasını şimdi yapabilirim. 8 ile 12 hafta arasında da yeni çiçekler açmaya başlıyor arkadaşlar. Budama işlemini yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bakın şimdi şöyle göstereyim. Şurada açık gözler var arkadaşlar. Bakın içi boşalmış. Bunlar açık gözler. Bunlar artık oluşumunu, gelişimini tamamladı. Çiçeklerimizi verdi. Bunları biz çiçeğimizden keseceğiz. Peki nereden keseceğiz? Bir de burada bizim kapalı gözlerimiz var bakın. Bunlar şu anda tomurcuk diye düşünelim. Burada kapalı gözlerimiz var. Bunlar gözlerini açtığı andan itibaren çiçeklerimiz güzel bir şekilde açmaya başlayacak. Budama işlemini burada nereden yapıyoruz? Hemen şöyle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü boğum, yani şu gözden itibaren sayıyoruz. Üçüncü gözün üzerinden 2-3 santim kadar üzerinden kesim yapacağız. Şimdi şuradan sayıyoruz. Bakın şurada sağlam bir gözümüz var. Bakın çok canlı. 1, 2 ve 3. Hatta burada dördüncüsü var. Ama biz dördüncüsü ile üçüncüsünün arasından 2-3 santim aradan şuradan keseceğiz arkadaşlar. Makasımız dezenfekte edilmiş, çamaşır suyuyla seyreltilmiş halde. Çok güzel bir şekilde yıkadık, temizledik. Şöyle hafif verev bir şekilde 2-3 santim yukarıdan şöyle kesiyoruz. Budama işlemimiz de bu arkadaşlar. Bakın burada bir sağlam gözümüz daha var. Ben bunu farklı bir yöntemle köklendirmek istiyorum. Şuradan keseceğim. Bir köklendirme deneyeceğim arkadaşlar. Olumlu olursa onu da sizinle paylaşacağım. Köklendirme yaparken de yine kapalı açık gözle kapalı gözün hemen arasından şu şekilde keseceğim arkadaşlar. Bakın bunu da bir çelik olarak kullanacağım arkadaşlar. Yani bir köklendirme olarak düşüneceğim. Farklı bir yöntem düşüneceğim arkadaşlar. Bu şekilde orkidemizin budamasını biz şu anda yaptık. Bizim orkidemizin budamasında kuru bir kök olmadığı için kuru köklerde ayıklama yapmadık arkadaşlar. Tekrar göstereyim şu şekilde. Bakın hiçbir şekilde kuru köklerimiz yok. Gayet yeşil. Sulama yaparken de arkadaşlar çok basit, çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle şu kökler yeşilse sulama işlemi yapmıyoruz. Eğer kökler kahverengiye dönmüşse suya ihtiyacı vardır. Hemen sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde budamamızı yaptık. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle hava köklerini kesmiyoruz. Bugünkü bilgilerimiz, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. İzleyeceklere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.